Biz son nesiliz, bizden sonra gelecek kimse de. Yaklaşık 20 yıl önce gelinlerin çeyizinde eksik olmayan, her evde yatakları süsleyen el işi yorganlar, fabrikasyon üretimi yaygınlaşmasıyla tarih oluyor. El işi yorgancılığının Saruhanlı'daki son temsilcisi Reşit Biberoğlu, 30 yıldır yaptığı sanatıyla iki çocuk okuttu. Büyük oğluna öğrettiği sanatının artık karın doyurmayacağına inanan Reşit Usta, kendisinden sonra bu mesleğin öleceğini düşünüyor. Beslen bitmesi fabrikasyon bizi bitirdi. Yani şimdi bizim yaptığımız bir işi, atıyorum 100 milyonluk yaptığım bir işi fabrikasyon 20 liraya mal ediyor. Bu yüzden bizim işler bitiyor artık yani. Fabrikasyon yorganla sizin yorganlar arasında ne fark var? Yani şimdi el işi yorgan nasıl el işi dokuma halıyla fabrikasyon halının arasında nasıl fark varsa bizim işte öyle. Yani bizim işi şu anda yani yeni nesil rağbet göstermez. Yani eskiye dönük yani 40-50 yaşında çocuğunu evlendirmeye kalkıyor. İnne bir tane el işi yorgan da olsun düşüncesiyle biz iş yapıyoruz artık yani. Ben bundan 15 sene evvel burada 5 tane kalka çalıştırıyorum. İşleri yine yetiremiyordum. Ama şimdi tek başıma çalışıyorum. Peki çırak sıkıntısı yaşıyor musun? Çırak sıkıntısı zamanla yaşadık ama şu anda zaten çırak bizim yetiştirecek şeyimiz yok artık. Yani şu anda bana eleman gelse ben çalıştırırım çünkü kendime yetmiyor iş. Çalıştırdığım elemana nasıl bakacağım? Bir de zaten artık yani çırak olayı da bitti. Çocuklar okuyorlar, liseye kadar okuyor. Liseden sonra zaten buraya gelse meslek öğrenemez. Biz öğrendik ama biz ilkokuldan sonra girdik öğrendik. O zamanlar bu mesleklerde rağbet çoktu. Ama şimdi artık. Biz son nesiliz. Bizden sonra gelecek kimse değil mi? Ben kendi çocuğumu da öğrettiğim halde fabrikada çalışıyor oğlum. Yani geçecek olsa ben oğluma niye miras bırakmayayım dükkanımı, sanatımı? Ama yok, bitiyor zaten. Sizden sonra mesleğinizi idame edecek artık ben kimse yok. Ben bunu kapatsam bilmem saram diye bir daha yorgan dükkanı açılmaz diye.